Tamam. Ben tekrar başladım kayda. Bilgisayar destek çizime giriş dersinin. Şuradan alt yazılarımızı da açalım. Bir saniye. Alt Açık. yazıları gösterdik. Evet. Geliyor mu ekrana? Evet. Peki. Şimdi ekran paylaşımı yapıyorum sizinle. Evet. AutoCAD'imize geçelim. Evet. Şimdi plan olarak baktığımızda bu şekilde. Şimdi biz tel çizmiyoruz. Burada duvarları mutlaka çift çizmek zorundayız. Mesela duvarları çizeceğiz, değil mi? Bakın dikkat edin. Dikkat edin bunlara. Şimdi duvarları ben kopyalayacağım. Copy dedim. Copy. Önce nesneyi seçtim. Sonra onayladım sağ tuşla. Sonra sol tuşla yukarı doğru çektim. Duvar kalınlığımız ne kadar bizim? 20. Klavyeden yazıyorum. 20. Enter dedim. Sonra tekrar kopyalayacak mıyım bunu? Hayır, kopyalamıyorum. Burada bıraktım. Kopyalamayı biliyorsunuz. Kopyalamayı biliyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Evet, biliyorum. Tekrar tekrar devam etmek istemiyorum. Yeni bir komut anlatacağım şimdi size. Offset komutuna da. Komut şu. Offset komutu. Offset komutunda bir tane nesneyi otomatik olarak kopyalıyor gibi düşünün. Otomatik olarak. Belirlediğimiz aralıklar var. O aralıklarda sürekli kopyalayarak devam ediyor bu. Tamam mı? Şöyle ki offset'e ben bastım. Offset'e bastığımda bana soruyor aşağıda. Mesafe ne kadar? Bakın burada soruyor. Mesafeyi klavyeden yazabilirsiniz 20 diye. Çünkü duvar çizeceğiz biz. Duvarın ikinci duvarını kopyalayacağız 20 santim kenara. Veya klavyeden 20 yazabilirsiniz. Ya da ekranda basıp ne kadar istediğinizi gösterebilirsiniz. Mesela ekranda basıp göstereceksek uçtan uca seçtim. Otomatikman yaptı. Sonra bana soruyor. Hangi nesneyi kopyalayacağım? Kopyalayacağım hangisi? Diyelim ki ben bunu dedim, seçtim. Bana soruyor tekrar aşağıda. Bu tarafa mı? Bu tarafa mı? Şimdi çizginin sağına doğru getirirsem bu tarafa kopyalar. Çizginin solu, o crosshair var ya, artı işareti. Çizginin soluna götürürsem soluna kopyalar. Ben ne tarafa isteyeceğim? Dışına istedim. Soluna kopyaladım. Diyelim ki bu çizgiyi aşağıya doğru mouse'u çektim. Aşağıya tıkladığım zaman aşağıya kopyaladı. Buradan tuttum. Sola doğru yaptım. Sola doğru kopyaladı. Bunu anladık mı? Bunu anladık mı arkadaşlar? Ne yaptım? Mesela bir tane daha çizgi çizeyim. Şöyle açılı bir çizgi olsun bu. Offset'e girdim. Mesafesi 50 yapalım. 50 diye klavyeden yazdım bu sefer. Onaylıyorum sağ tuşla ya da Enter'la. Ondan sonra seçiyorum nesneyi. Bu nesneyi sağ ya da sola. Mouse'u aşağıya çekince, kopyalayınca 50 aşağıya kopyalayacak. Çizgiden yukarıya doğru tıklarsam yukarısına doğru kopyalayacak. Bunu anladık mı? Hocam bende olmuyor. Peki. Adem bir tane 20 yaptım, tekten dokuz çıkıyor. Tamam, ben 20 ekran paylaşımını durdurayım, sen yap. tamam. Görebiliyor musun? Şimdi geldi ekrana. Şimdi bak Tamam. ne yap biliyor musun? Escape'e bas. Escape'e bas. Escape.
ESC'ye bas. Tamam. Bak aşağıda komut yazıyor. Tamam. Dur şimdi. Offset komutuna gir. Bu değil mi? Evet. Tamam. Klavyeden 20 yaz oraya. 20. Tamam. Enter'e basıyorum. Enter'a bas. Tamam. Buna basıyorum. Evet. Nesneyi seç. İşte bu kadar. Sağına doğru yaptın. Şimdi ötekileri de yukarı ve sola sağa aşağı yapabilirsin. Anladın mı? Şimdi anladım hocam. Peki. Şimdi ben size burada örnek bir tane proje bulmaya çalışalım. Kapatayım mı? Kapatabilirsin. Şimdi ben size örnek bir tane proje bakıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bu örnek projeden, evet, proje örnekleri diyorum. Bakın şu hale getireceğiz dosyaları mesela. Oo. Böyle bir şey çizeceğiz değil mi? Buna yakın bir şeyler çizeceğiz bundan sonra. Burada bakın bu ayarların hepsi gene aynı. Sadece yeni layer'ları içine ilave etmeye başlıyoruz. Ölçüler var, tarama var, kapı pencere boşlukları var. Şimdi kapı ve pencere boşluklarını yapmaya çalışalım. Kapı ve pencere boşluklarıyla ama bunu yaparken size daha basit bir projeyle başlayalım mesela. Tek katlı olsun projemiz. Evet, şu proje olabilir mesela. Şimdi bu projeyi ben çıktı alıyormuş gibi düşünüp kaydedip size göndereceğim. Tamam mı? Burada sadece bizim dikkat etmemiz gereken şey dış ölçüler olacak. İçte var burada ama buna dikkat etmenizi istiyorum. Çizerken ilk başta başlarken duvarla başlıyoruz biz. Duvarı çizeceğiz. Ondan sonra kapı ve pencere boşluklarını yapıp devam edeceğiz biz. Peki şimdi çıktı alır gibi düşünelim. Şöyle previous diyelim. DVG to PDF. Bunu sadece ben yapayım şimdilik. PDF dosyası oluşturmak için yapıyorum ben bunu. Size. Evet. Milimetrelik kağıda göre ayarladık. Preview diyelim. Nasıl bir şeymiş görelim. Çıktı da gayet rahat, güzel gözüküyor. Plot dediğim zaman ben bu dosyayı kaydediyorum. PDF olarak. Masa üstünde, Dropbox'ın altında, 2023 bahar, bilgisayar destekleyicisi mi? Giriş. Diyelim ki buna 2023-03-29 ders notu plan örneği diyorum. Bunu size WhatsApp'tan gönderiyorum arkadaşlar. Şu dosyayı. Tamam mı? Bir de yapacağız değil mi? Bunu çizmeye başlayacağız şimdi. Şöyle yaptık. Bilgisayar destekli çizime giriş dedik. Bunu kapatalım. 2023. Size açık, evet. Bilgisayar destekli çizime giriş. Bakın şunu gönderiyorum şimdi size. Evet, bunu gönderdik. Şimdi burada ben sizden ne isteyeceğim? Bakın, örnek olarak çiziyorum size. Örnek. Tamam mı? Dosyayı açıyorum ben. Şu dosyamız değil mi? Bizim dosyamız bu. Şimdi çizime başlayacağım. Bunları bir kenara koydum. Duvar layer'ına geldim. Duvar layer'ına geldikten sonra plan örneğini açtım. Bakın. Evet. Şimdi buradan başlayacağım ya ben. Bir tane köşe seçiyorum. Köşe seçiyorum bir tane. Mesela şuradan başlayacağım. Şu noktadan
Başlayacağım. Saat yönünde ilerleyeceğim. Tamam mı? Şuradan başlayacağım. Saat yönünde ilerleyeceğim ben. Nasıl? Şimdi şuraya yaklaşıyorum. Artıyla. Buradan 190 santim sağa gidiyormuşum. Görüyorsunuz değil mi? Veya 460'mış bu. Bakın 460. Değil mi? Evet. Peki. Şuradan başlayalım. Duvar layer'ımız açık. Duvar layer'ından sonra snap modumuz açık. Bastım. Ne kadardı? Bir daha bakalım çizime. Bir 190 gideceğim. Sonra 150, sonra da 120. Peki. Bastım. Önce ne kadar gidiyorum? %90. %91'in bu kadarmış. Sonra koptunuz. Peki daha kolay hocam, başka komutları da anlatacağım şekilde gidelim. Bir saniye dur. Şöyle yapalım. Başka komutları da anlatacağım şekilde gidelim biz. Önce ne kadardı? Ölçüye bir bakalım. Bakın 460'mış. Şuradaki mesafeye bakıyorum bakın. Şuradaki mesafe. Yani şu mesafeye bakıyorum ben. Ne kadar? 460. Burası. Değil mi? Değil mi? Orası 460. Peki. Basıyorum ben buna. Sağa doğru ne kadardı? 460 santim. Aşağı doğru ineceğim. Aşağıda olan mesafeye bakıyorum. Ne kadar? Duvar boydan boya gidiyor. Bakın. 1080. 1080 şuraya kadar gelmiş. Bakın. 1080. Şuradan üste kadar. Aşağıya doğru çiziyorum. Aşağı doğru. 1080. Sonra sola doğru gideceğim. Sola doğru gideceğim ama mesafe ne kadar? Bakın şurada yazıyor. 440. 440 şu mesafeyi veriyor bana. Sola doğru 440. Aşağı doğru gideceğim. Aşağı doğru gideceğim. O mesafe ne kadar? 300. 300. Aşağı doğru gidiyorum. 300. Sonra sola doğru tekrar gideceğim. Sola doğru giderken mesafe ne kadarmış? Bakın şu mesafe. 640. 640 dedim. Sonra ben nereyi çizdim? Burayı çizdim. Buradan yukarı doğru çizeceğim. Ne kadar? 720. 720. Yukarı doğru gidiyorum. 720. Sola doğru tekrar çıkacağım. Bakın. Çünkü şu mesafeye bakıyorum. Şu mesafe aşağıya doğru indiğimde 150. 150. Sonra tekrar yukarı doğru çıkacağım. Yukarı doğru geldiğimde şöyle yukarı doğru çıkıyorum. 440. 440 yukarı doğru çıktım. 440. Sağa doğru gideceğim. Mesafemizi tekrar bakıyorum. Şu mesafe ne kadar? 540. 540. Sağa doğru gidiyorum. 540. Aşağı doğru gideceğim buradan ben. Aşağı doğru. Mesafe ne kadar? 200. Şurası. 200. 200. Aşağı doğru geldim. 200. Sağa doğru gideceğim. Mesafe ne kadarmış? Sağa doğru baktığımızda. 230. Şu mesafe. 230. 230. Ve sonra C'ye basıyorum. Bastığımı kabul etmedi benim. Neyse biz şöyle birleştirdik. Bunu yaptık. Buraya kadar anladık değil mi? Evet. Sonra ne yapıyoruz biz bunda? Offset deyip 20'yi ayarladık ya. 20'ye bastım. Sonrasında bunu içeri doğru
Algılayabiliyor musunuz? Evet. Peki. Bu şekilde bunu bir çizmenizi istiyorum sizden. Tamam mı? Peki ben paylaşımı durdurdum. WhatsApp'tan bunu attım ben size arkadaşlar. Bunu bir çizmenizi istiyorum. Bir 10 dakika bir bekleyelim. Bunu çizin. Kendiniz bunu içselleştirin. Ondan sonra sorularınızı alayım. Bana sorun. Tamam mı? Problem neredeyse. Tamam? Tamam hocam. Soru var mı? Yok. Bir saniye. Sohbetten yazmışlar. Ayşe Çalı ben geldim. Dilek, bak şöyle Dilek, oradan yazmışsın aslında, yazmışsın. Ben şu anda anlamadım diye, tamamen öğrenemedim diye. Eskişehir'de arkadaşın yanına gidip öğrenirim diye soruyorsun. Şimdi internetten anlamaya çalış, daha sonrasında arkadaşına gene sorarsın. Ama şimdiyi değerlendir, çöpe atma zamanı, tamam? Tamam, bir 10 dakikalık mola verelim. Siz çizmeye çalışın. Sonra bakalım. Görüşürüz. Evet.